Herkese selam dostlar. Artık Galaxy S22 serisinin ne zaman çıkacağını da biliyoruz. Lansman tarihini de biliyoruz. Sanırım artık çıkma vakti geldi diyebiliriz S22 ailesi için. Şimdi öncelikle ne zaman lansman olacak? Hemen bundan bahsedeyim kısaca. Bu ay içerisinde yani 9 Şubat'ta lansman olacak Unpacked etkinliği olarak. Ve bu etkinlikte biz Galaxy S22 ailesini muhtemelen göreceğiz. Şimdi bunca söylentilere, bunca sızıntılara bakacak olursak ki önceki videolarında da çokça anlattım daha doğrusu bu bütün sızıntıları. Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak gidip izleyebilirsin hemen. Şimdi dediğim gibi bunca söylentiler, bunca sızıntılar aslında bize 9 Şubat'ta ne olacağını söylüyor zaten. Gerek kamera olsun, gerek tasarım olsun, gerek yeni güncellemeler olsun. Hepsini biliyoruz ve muhtemelen de çoğu sızıntı doğru çıkacak. 9 Şubat'ta S22 ailesini göreceğiz muhtemelen. Şimdi bence benim fikrimce Galaxy S22 ailesinin içerisinde en önemli güncelleme bence muhtemelen Ultra'nın Note'un halefi olacağı yönündeki sızıntılardı. Yani bu da şu demek oluyor aslında. Bir S Pen yuvası, bir S Pen kalemi gelecek. Note gibi daha köşeli, güzel bir tasarıma sahip olacağı söyleniyordu. Ama şimdi yeni güncellenen sızıntılara bakacak olursak, bakın sızıntı diyorum, söylenti değil, Ultra ismiyle çıkacağı söyleniyor. Yani Note ismiyle çıkmayacak ki daha öncelerinden Note olacağı söyleniyordu. Ama merak etmeyin, bunun Note olmayacağı anlamına gelmiyor, kalem olmayacağı anlamına gelmiyor. Ultra hepsini barındıracak. Sanırım en iyi güncellemelerden biri bu olsa gerek. Bununla birlikte daha iyi bir Yonga seti, daha iyi bir kamera özellikleri, daha iyi bir tasarım ve bunun gibi bir sürü güncelleme bekliyoruz. 9 Şubat'ta Galaxy Unpacked etkinliğinde S22 ailesini göreceğiz. Şimdi dilerseniz gelin biraz da S22 ailesi içerisindeki 3 telefon bizlere neler sunuyor, ne gibi özelliklerle birlikte geliyor. Gelin hep birlikte şu teknik özelliklere bir detaylıca dalalım. Şimdi ilk önce S22 ile başlayalım. İlk modelimiz S22 bize 6.06 inçlik Full HD AMOLED bir ekran sunuyor. Yani hem AMOLED hem Full HD hem de 6.06 inç, yani tam 6 inç olması bence güzel. Şimdi S22 Plus'a bakalım. S22 Plus'ta bize 6.5 inçlik bir ekran oranı sunuyor. Bu da S22 ile hem AMOLED hem de Full HD aynı ekran tipine sahip. Sadece tek fark Ultra'da ortaya çıkıyor. Ultra ise 6.8 inçlik bir ekran oranına sahip. Bence oldukça iyi. Ve bununla birlikte AMOLED olduğu gibi QHD bir ekran çözünürlüğüne sahip. Yani S22 ve Plus'tan çok daha farklı bir çözünürlüğe sahip ve biraz daha büyük. Ama bunu bir Note olacağını, Note'un halefi olacağını düşünürsek gayet normal. Sonuçta içinde bir kalemi olacak, S Pen'i olacak ve ekran köşeli olacağı için 6.8 inç bence gayet normal. Ve bununla birlikte ekran özellikleri arasında her model için yani S22, S22 Plus ve Ultra için 120 Hz'lik yenileme hızları olacak. Bence bu iyi bir şey. Yani bunu sadece Ultra'ya ya da Pro'ya itelemek doğru değil. Örneğin iPhone'da olduğu gibi. Yani illa Pro modelini almak zorundasınız. 120 Hz yenileme hızlarına çıkan ekran oranına sahip telefonu almak için ki bence bu da doğru bir şey değil. Samsung bence burada çok daha doğru bir karar vermiş. Her model için 120 Hz yenileme hızları olması oldukça iyi. Yani en basic modeli alan da en pro'yu alan da 120 Hz kullanabilecek. Bence bu oldukça önemli. Şimdi gelelim biraz da kameralara bakalım. Kameralar bize ne sunuyormuş? Bu 3 modelde bize hangi kamera özelliklerini sunuyor? İçlerinden biri oldukça yüksek bir kamera çözünürlüğüne sahip. Bunu şu an bilenleriniz var adım gibi eminim. Gelin bakalım 3 model bize hangi kamera özelliklerini sunuyor? Şimdi öncelikle S22 ve S22 Plus bize aynı kamera özelliklerini sunuyor. Tek fark bu da Ultra'da ortaya çıkacak. Onu da birazdan değineceğim. S22 ve Plus için 50 megapiksellik bir ana kamera değerimiz var. Yani tam 50 megapiksellik bir ana kameramız var. Her iki cihazda da 12 megapiksellik ultra geniş açı kameramız da var. Ve her iki modelde 10 megapiksel 3x optik telefoto lensimiz var. S22 ve S22 Plus için dediğim gibi kamera değerlerimiz aynı. Bu saydığım özellikler her iki model için de geçerli. Gelin şimdi bakalım Ultra bize neler sunuyormuş. Yani Ultra'nın diğer modellerden en büyük farkı 108 megapiksellik bir ana kameramız var. Yani 108 megapiksel oldukça yüksek bir çözünürlük bize sunuyor. Oldukça geliştirilmiş bir kamera göreceğiz sanırım 9 Şubat'ta bakalım. Yani 108 megapiksel zaten sızıntılarda geçiyordu. Bakalım göreceğiz. Ve bununla birlikte 12 megapiksellik bir ultra geniş açı kameramız var. Şimdi burada da iki tane 10 megapiksellik biri 3x biri 10x olmak üzere optik telefoto lensimiz var. Yani S22 ve S22 Plus'a göre 10x'lik ekstra bir telefoto lensimiz var burada. Yani Ultra'nın kamera özellikleri oldukça fazla S22 ve Plus'a göre. Yani kağıt üstünde de olsa, bunlar bir sızıntı da olsa sonuç itibariyle baktığımızda kamera özellikleri oldukça tatmin edici bence S22 ailesi için. Gerçekten de bu değerleri kağıt üstündeki bu sızıntıları görebilecek miyiz? Ama ben 108 megapikselden oldukça eminim. Yani 108 megapiksellik bir kamera görebileceğiz bu sene. Şimdi ön kameraya da bakalım, ona da değinelim biraz. S22 ve S22 Plus için konuşuyorum. Her iki modelinde
ön kamerası 10 megapiksel aynı eşdeğerde. Sadece Ultra'nın biraz uçuk geldi bana ama 40 megapiksellik bir ön kamera olduğu söyleniyor. Ve bunun da yani Face ID'ye benzer bir özellik taşıyacağı söyleniyor. Bu bir söylenti, bu bir sızıntı değil. Altını çiziyorum, bu bir söylenti. Son zamanda çıkan bir söylenti. Bilmiyoruz açıkçası, Face ID'ye benzer bir kamera, daha doğrusu güvenlik sistemi olabilir. Neden olmasın? Göreceğiz. Şimdi biraz da Yonga setine bakalım. İçerisinde hangi işlemci, hangi Yonga seti var? Şimdi söylentiler, daha doğrusu sızıntılar şu şekilde. Snapdragon 8 ve Exynos 22.0 modeli olacağı söyleniyor. Bu konu hakkında çok bir bilgim yok açıkçası. Yani her model içinde Snapdragon ve Exynos deniliyor. Hangisinin olacağı belli değil. Sizin bu konuda bilgileriniz varsa, biliyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Hem beraber orada yorumlarda tartışmış oluruz diyorum. Yonga setimiz böyleydi. RAM'e gelecek olursak S22 ve S22 Plus için 8 GB RAM sınırlısınız. Yani her iki modelde 8 GB RAM modülüyle gelecek. Sadece burada Ultra bize 8, 12 ve 16 GB'lık RAM seçeneği sunuyor. Bu da tahmin edebiliyorum depolamaya göre değişecek. Yani siz düşük bir depolama seçeneğine sahip Ultra aldığınız zaman 8, ortası işte 12, atıyorum 1 TB'lık bir depolama aldığınız zaman da muhtemelen size 16 GB'lık bir RAM modülü, RAM seçeneği sunacaktır. Şimdi depolama demişken depolamaya da değinelim. Şimdi S22 ve S22 Plus'a bakalım. Her ikisi de 128 ve 256 ile sınırlı. Yani iki seçeneğiniz var. 8 GB'lık RAM modülümüz vardı. Tek seçenek bunlar. Ultra ise bize bayağı bir geniş yelpazede depolama sunuyor. Bu da 128, 256, 512 ve 1 TB'lık depolama seçeneği sunuyor. Yani Ultra'yı aldığınız zaman depolama seçenekleriniz bayağı bir geniş S22 ve Plus'a göre. Bununla birlikte dediğim gibi 8, 12 ve 16 GB RAM seçeneğine de sahip olmuş oluyorsunuz. Şimdi sonlara doğru geldik. Biraz da bataryadan bahsetmek istiyorum. S22 için direkt başlayalım. 25 Watt'a kadar bir şarj desteği var ve bununla birlikte 3800 mAh'lik bir batarya olacağı söyleniyor. İddialar bu şekilde, sızıntılar da bu şekilde. S22 Plus için ise 4600 mAh'lik bir batarya olacak ve Ultra'da olduğu gibi 45 Watt'lık bir şarj desteğine sahip olacak. Yani 45 Watt'a kadar şarj edilebilecek. Ultra'da 45 Watt'a kadar şarj destekliyor. Ultra'nın bataryasına bakacak olursak da tam 5000 mAh'lik içerisinde batarya olacak. Yani bu değerler iyi mi kötü mü bilemem. Tabii bunu yorumlarda da tartışabiliriz ama yani 5000 mAh, 4600 mAh aslında küçümsenmeyecek rakam ama orta seviye Android telefonlara baktığımız zaman böyle 5000, işte 5500, 6000 mAh'lik bataryalar görüyoruz. S22 için 3800 belki biraz düşük olabilir kamera özelliklerine ve 120 Hz'e bakacak olursak. Ama onu da dediğimiz gibi 9 Şubat'ta telefonlar çıkınca zaten her şey daha çok netlik kazanmış olacak. O zaman göreceğiz. Bunlar sızıntı ama %100'lük bir doğruluk yok ortada. Her ne kadar videonun başında eminiz desem de tabii ki de. Yani genel olarak şu ana kadar S22 ailesi için sızıntılar bu kadardı. Yani teknik özellik bakımından bu kadardı. Şimdi biraz da fiyatlara değinmek istiyorum. Tabii Türkiye ile alakalı bir fiyat veremeyeceğim. Şu kadar fiyata çıkacak ya da bu kadar fiyata çıkacak diye ama dolar üzerinden net bir fiyat verebilirim. Yani sızıntıları size aktarabilirim. Hatta direkt lafı fazla uzatmayayım. Direkt S22 için 899 dolar olacağı söyleniyor. S22 Plus için 1099, yani 1100 dolar diyelim biz buna. 1100 dolarlık bir fiyat etiketi olacak. S22 Ultra ise Ultra'nın hakkını verecek galiba, 1300 dolardan başlayacak. 1300 dolar da yani öyle böyle bir fiyat değil. Türkiye şartları için konuşuyorum. Yani burada şunu düşünebiliriz aşağı yukarı. 1300 dolar burada iki katı vergi koy derken telefonun fiyatı zaten ederinin iki katından daha fazla olacak gibi gözüküyor. Bakalım bir çıksın da Türkiye fiyatlarını da görmüş olacağız. Evet dostlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum size. Aklınızda kalan soruları, merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazın. Yorumlarda da bu konuları ele alıp tartışabiliriz diyorum. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.